O bunun yeşilini dolaba koyuyorlar. Dolaba Doldurup böyle koyuyorlar. dolaba koyuyorlar. Böyle. Onu sonra Evet, ağzımıza onun atıyoruz da böyle. afiyet olsun. Çok güzel. İnce kabuklu olduğunu Evet, hissettim. evet. Bunu bir de böyle kurutuyorsun, değil Evet, mi? evet. Onun kurusu daha güzel oluyor. Almanya'ya satıyorsunuz. Satıyor, alıyorlar. Allah razı olsun. Oğlumuza, kızımıza gönderiyor. Bana da verin mi? Gelirsen niye vermiyorum? Niye köylüler böyle bonker ya? Köylüler kendi ellerine yaptığı için veriyorlar. Parayla asla acık zor olur da. Elimize yaptığım ben tabii. Gönlümüz bol, köylülerin gönlünden. Evet. Allah gönlünüze göre versin. İnşallah. Allah işlerinize bereket getirsin. İnşallah. İnşallah. Hem şu Türk'ün manevi bir söyle bakalım. Şu kadın da sana destek atacak. Çay aşağı gider de bir kurdun izine. Kurdun ağzında da bir emlek kozu. Seversen beyleğe ağlatma bizi. Meleme koyunum vazgeç kuzunda el. Alan el atına biner mi? Yandım gelin ölesince elleri var. Ellerinde deste deste kolleri var. Hastaydım ya direldim kı. Devam et kı. Hey diyorsun hadi. Güzel gidiyorsun hadi. Ben geldim de dirildin. Ben size pozitif enerji verdim. Evet oldum, kurban oldum ta şöyle. Ha, bypass geçirdin. Dört ay oluyor. Öyle tereyağlı yiyin. Ondan vazgeçemem ben. Ben de vazgeçemem. Hadi buyur. De, arkasına git. Atımı bağladım yüze dalına, dalına. Oturdum ağladım kendi halime. Yandım gelin ölesice elleri var. Ellerinde deste deste golleri var. Şurada duyan olsa diller gibi. Evet. Devam edelim. Güzel oldu. Durgu devam et. Maşallah Uğur'cum. İşte analarımız, işte köylümüz. Sonda da ih diyor. Anasız kozuyu da sanırım kuma bile le 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 yer. Kuma bile le 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 yer. Dolar kar olmaz aslanım, eller yar olmayın. Efendim programımızın sonuna geldik. Cemile köyümüzün anaları, annelerimiz, bacılarımız ondan sonra burada o kadar güzel program yapmışlar ki hepinize öncelikle ellerinize sağlık. Bu bizim kültürümüz, bizlere çöreklerini yapmışlar, kömbeleri, burada pekmezleri var, burada kurutmaları var. Zaten Cemile biliyorsunuz biberini de yedik, çok güzel tatları var. Turşular da keza öyle, ekmekleri de keza öyle. Güzel bir ortam, tarihi bir köy odasındayız. Allah esirgesin. Öyle. Açıldın değil mi anacığım? Kamil hasta değil mi? Kamil gayrı Türk'ü çağırıyor. Evet. Efendim Kamil teyze bu programı seninle kapatalım. Seninle bitirelim. Tamam. Selam. Tamam teyze. Hepimiz. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Efendim köy köy Kırşehir programımızı hızlı bir şekilde devam ediyor. Çayazlı köyünde, eski adıyla Cemile köyünde Şehit Üsteğmen Zafer Er meydandayız. Köyün meydanındayız. Ve vatandaşlarımıza ufak bir hasbihal edeceğiz. Efendim, herhalde şu anda 1000-1200 civarında vatandaş var burada. Şu an evet 1000-1200 arasında yaşayan vatandaşımız var. Kayıtlı olan ama kayıtlı olmayan da bir 300-400 kişi var. Bayağı kalabalıksınız. Çünkü yani. Emeklilerimiz de burada kalıyor. Şimdi köyümüzün sorunlarına geldiğimiz zaman şimdi illaki çok sorunumuz var. Bunların
büyüğünden küçüğüne doğru sıralamak istersek. Evet. Köyümüzde altyapı çalışmaları yoktu. Kanalizasyonumuzu bir kısmını yaptılar yalnız. Yapılmayan kanalizasyon yerlerimiz de var. Yarım kaldı. Yarım kalan yerlerimiz de var ve yapılan yerlerin kanalizasyonlarını, foseptik ve arıtmalarıyla ilgili sıkıntılar var. Onlar da yapılmadı. Onlar yapılmadığı için daha önceki de hiç başlanmamış olsaydı daha iyiydi. Herkes kendi foseptik çukurunu kendi çektiriyordu. Bir problem evet. olmuyordu. Şimdi vatandaşlıktan çıkıyor kanalizasyon. Evet. Döküm noktasına döküldüğü zaman oradaki döküldüğü yerdeki çevreye vermiş olduğu rahatsızlıklar, kokular, evet. yeraltı sularına sıkıntılarla evet. ilgili şikayetlerimiz var. Biz bunların yapılmasını istiyoruz. Evet. İkinci başka ne sıkıntılarınız var? İkinci bir konuda bizim cazibeli suyumuz ve köyümüzün giderek kalabalıklaşması dolayısıyla içme sularımız yetmiyor. Evet. Özellikle yaz günleri. Evet. Köyümüzde böyle özellikle üst kesimlerde, evet. ya yani yukarı kesimlerde olan vatandaşlarımız çok susuz kalıyorlar bu yazları. Evet. Evet. Biz bunu genel Yine sekreterimiz Özeldar'a söyledik. Evet. Onunla ilgili çalışma yapacaklarını biz biraz zamana yazdığını söylediler. Ama bu yetkililerimiz bize biraz daha bu işi hızlandırırlarsa memnun oluruz. Tabii şu çok kalabalık bir köyünüz var. Başka ne sıkıntılar var efendim? Bir de şimdi bu kapanan belediyelerde araç ve ekipmanlarda kepçe, itfaiye, evet. vidanjör, ne bileyim traktörümüz gibi araçlarımız vardı. Normalde bunlar bizim için yerinde hizmette daha kolay oluyordu. Yani gün aşırı olmadan kendi ihtiyacımızı, kendi sorumuzu kendimiz halledebiliyorduk. Evet, mesela bir su patlasa şu anda ortada kaldınız. Şimdi kaldık, be, yani kaldık. Evet, yangın evet. çıksa, bir yangın çıksa tamam. Araba gelene kadar yangın her tarafa sıçrar, koyun dörtte biri gider. Evet. Su patladığı zaman, kanal patladığı zaman alo geldim geliyorum aradan günler haftaları geçer susuz kalıyoruz. Yıkanıp çimağımıza gidemeyiz beyefendi. Anlaşıldı. Efendim bu kepçe sorunu her tüm malzeme alındı herhalde sizlerden. Evet, bir sadece traktörümüz kaldı onu da. Onu da alırlar. Onu da alabilirler evet. Anlaşıldı efendim. Efendim. Kepçemiz bizim kepçemiz. Anlaşıldı. Efendim Cemele köyümüz. Hatta ben kasabamız diyorum. Yazın 5-6 bin kişi nüfusa sahip. Şu anda bile 1500 nüfuslu bir büyük bir köy. Diğer köylerimize nazaran çok büyük bir köy. Sadece şu anda mahallenin Şehit Erzafer Er Meydanı'nda, köyün meydanında kahvesinde şu anda toplamda en az 300-400 kişi var. Sayın Valimiz, İl Özel İdaresi Başkanımız, Sekreterimiz ve Vekillerimize buradan sesleniyoruz. Lütfen köyümüze kepçe ise kepçe, itfaiye ise itfaiye zaruri ihtiyaçları bir şekilde mevzuata uygun şekilde vermemiz gerekmektedir. Yoksa burası 10-15 hanelik bir köy değil. Nüfusu bayağı olan, kalabalık olan bir köy. Yazında 5-6 bin nüfusa kadar eren bir köyümüzdür. Bunu yetkililerden ümitle bekliyoruz. Şimdi köyümüzün kalesine, tarihi kalesine geçiyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Köy Köy Kırşehir Cemile'den devam ediyor. Efendim programımıza devam ediyoruz. Köyümüz biliyorsunuz tarih kokuyor ve bu tarihi malzemeleri de köyümüzün ileri gelenleri bize Koral tanıtacak. Koral amcam. He. İsminiz nedir efendim? İsmail Arık. İsmail Özböz Cemeleli'siniz. Özböz Cemeleli'yim. Cemeleli'siniz. Cemele aşıyorsunuz. Tabii. Memleket aşığı, Cemele aşığı tabii. Cemele aşıyorsunuz. 55 senedir de Avrupa'dayım. Avrupa'dasınız, Avrupa'da kaldınız, Kore'ye de gittiniz. Kore'ye de gittim. Bu tarihi taş nedir bu? Bu torpak damlarına, torpak bekitsin, su geçmesin diye. Evet. Yani ne diyor ona? Silindir gibi. Silindir diyelim. Silindir gibi yani bunun şeyi var, burada deliği var. Evet, öbür tarafta. Bunu bu şekilde, silindir şekilde çekerler böyle torpak bekitsin diye. Evet. Anladım efendim. Evet. Damlarda yapılıyor. Damlarda. Efendim damlarda yapılıyor. Şu nedir? Bu da düvendir. Düven. Düvendir. Şu. Düven yani bu harmanı sürüyor ya. Evet. Harmanı sürüyor yani harman sürüyor. Harman sürüyor. Öküzlerle. Evet. O düven. Uğurcuğum gel burada bir şey var tokmak gibi. Bu da buğday unu mu şey yapıyoruz? Bu da bulgur düvenler. Bulgur düven. Bulgur yaparlar. Soku da var. Orada soku da var. Evet. Bak soku da orada. Evet. Pulluğun orada, orada soku da var. Soku da var. Bundan Döverler. Bulgur döverler, evet. Bulgur döverler. Evet. Yarma bulgur. Yarma evet. bulgur. Bu da herhalde Bizans'tan kalma tarihi bir taş. Tarladan, işte taş lengisinden çıktı. Bunlardan kalma bir şey tabii. Tarladan bilmiyorum taş. Yani neden evet. kalmasıyla. Tarladan kalma da. Evet. Efendim şurada demir tekerlekler var küçük. Bu, şöyle bir gelelim.
Şöyle. Demir tekerlerin bunun gel diyeni ben bilmiyorum. Ben 82 yaşındayım. Evet. Buyurun ben efendim. Bilmiyorum. Bunu dedem İstanbul'a doğru satmaya geçmişti. Bize ağrıklar dediler ya da ağırlıktan geliyor yani. Ağırlıkta bu tekerler İstanbul'dan deden getirdi. Köyde kimseden yiyorsa bunu 6-9 koşardık. Evet. 6-9 koşardık. Pulluk yani. Pulluk. Eski pulluk. Şu da ne oluyor bu kenarda? Bu da, bakın burada koyunun ağzının taşı. İşte şeylerin, zencirlerin. Su koyuyorsun değil mi? Sen de kertikleri falan koyuyorsun. Zencir çekmiş su koyuyorsun. Su koyuyorsun. Evet, su koyuyorsun bu. Benim akrabam su kuyusuydu. Oradan aldım geldim. Buraya böyle koydum. Oradan aldım. Şunlar da gördüğümüz gibi eski at arabaların şeyi mi? At arabaları. Herhalde onlar top arabalarının olsa gerektir. Top arabaları. Eski top arabaların olsa gerektir onlar. Evet, o at arabasına benzemiyor. Şey. Doğru. Şu incelerde at arabasının. Bunlar at arabasının. Bunlar da top arabası. Herhalde öyle biliyorum. Öyle onu biliyorum. Bir komşunun evinden getirdim. Evet. Bu siz da de aynı dam yuvarlığa diyeyim. Siz bayağı meraklısınız efendim böyle şeylere, bunlara, tarih şeylere. İyi bir burayı müze yapmışsınız, çok güzel olmuş. Yani millet gözünün dikkat çeksinler diye ben bu şekilde burayı siyahatı güzelleştirdim yani. Bir manzara yani. Efendim size bir şey soracağım. Siz köy hayatını, doğal hayatını çok seviyorsunuz. Çok severim. Şehir hayatını... Sevmem, şehri sevmem. Evet. Köyde yaşarım. Değil mi? Avru 55 senedir Avrupa'da kaldım. Köye geldim. Köye ev yaptırdım. 3-5 tane de ev yaptırdım köye çocuklarıma falan. Evet. Köy yaşamını tavsiye edersiniz. Tabii. Doğal yaşam. Salçayı kendin yapıyorsun, pekmezi kendin yapıyorsun. Her şeyi kendin yapıyorsun. Tabii. Sağlıklı yaşam. Yumurta da aynı kendimizin. Evet. Tavuklarımızın. Süt de kendinizin. Süt de komşulardan getiriyor. Olsun. Tabii Allah razı olsun. Evet. Bunlar yani böyle. Bilmiyorum. O yüzden sağlıklısınız. Yaşınız kaç efendim? 82. Doğru mu söylüyorsun? 36 olmuş ya. Efendim siz sanki 60 gösteriyorsunuz. Sen bana yeni...